Allah'ım niye böyle yaptın ya? Bir saniye bu durmuyor. Abi ne yapıyorsun sen ya? Durmadı acı. Hani durmadı dediğim takıldı yani. Abi sen tır kullanmayı bilmiyor musun ya? Heh, tamam. Ay. Şöyle duruyor. Tamam Sen harika. Tamam abi. Oyuncağın reklamlarına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2'de yanımda kardeşim. Gördüğünüz gibi aracı tanıdık. Nazım Zeki Uysal var. herkese merhaba arkadaşlar. Kardeşim hoş geldin. Hoş Vallahi bulduk. bugün bayağıdır konuşuyorduk seninle. Bir ETS çekelim falan. Güzel oldu. Şöyle de bir şey var. Tabii benim arkadaşlar biliyor. Videoyu paylaştım. İlk video oyun videosu olarak bunu atacağım inşallah. O da sana nasip oldu. Güzel oldu. Çok da iyi oldu. Hayırlısı uğurlusu olsun inşallah kardeşim. İnşallah kardeşim. Amin. Teşekkür ederim. Şimdi Düsseldorf'a elma çekeceğim. 20 ton. Bu arada da muhabbet edeceğiz. Araçlarımız ağır. Bakalım. Vallahi. İyince Aynen. yükle çıkalım. Tamam abi. Sen buyur abi. Sen önden git istersen ya. Yok canım Abi estağfurullah saygı. lütfen. Yok yok çık çık. Çık Çıkıyorum abi artık. çık. Büyüklerime saygı duyuyorum. Estağfurullah estağfurullah. Hadi bismillah o zaman. Hadi bakalım abi. Şu el frenini çektik. Harika. Ay ay. Zeki şimdi Buyur senle nasıl tanıştık? Bir ondan girelim istersen. tabii seve seve. Şimdi ben anlatayım istersen ya. Tabii ki. Çünkü senin yaptığın bir organizasyonla tanışmıştık. Ben onu anlatayım. Nereden gördüm? Ne yaptım? Şimdi ben Motobilo'ya ilk başladığım zamanlar böyle Instagram'da falan motosiklet kanallarını işte onu paylaşan kanalları falan takip ediyordum. Orada bir paylaşım gördüm. Antalya'da motorcu dostların buluştuğu bir paylaşım gördüm. İşte şu tarih, şu saatte tanışalım, görüşelim şeklinde. Ben de o zaman müsaittim. Dedim ki gideyim. Ondan sonra Antalya'da buluştuk. Bayağı bir katılım olmuştu. Kaç kişi geldi o gün? Hatırlıyor musun? Aga bayağı kişi geldi. Yani 25 kişiye yakın bir şey bir Evet. topluluk olmuştuk yani öyle söyleyeyim. 25 kişiye yakındık ya sanırım. Aynen. İşte öyle bir kalabalık vardı. Orada tanıştık. Görüştük. Sonra oradan kaç kişi kaldık? 10-12 kişi falan kaldık o Aynen. buluşmadan sonra. Biz o bu 10-12 kişi civarında kişiyle her hafta falan haftalık buluştuk. Motorla gezdik, tozduk. Birkaç etkinlik yaptık falan. Güzel bir gruptu aslında ama sonra tabii iş güç herkesin ayrı muhabbeti Aynen. vardı. Biraz koptuk. Valla şöyle bir şey söyleyeyim aga ben hani iyi ki o hani toplantı olayını yapmışım iyi ki tanıdığım insanlar arasındasın yani açıkça söyleyeyim. Eyvallah. Aynen öyle. Burada güzel insanlarla tanıştık. Hani hepimiz adına konuşuyorum. Aynen. İyi de oldu yani açıkçası öyle söyleyeyim. Ya bence de yani baksana şu an buradayız ya. Yani ben 2 dakika vaktimi ayırdım. Dedi bir uğrayayım. Ve şu an seninle ETS oynuyorum. Yani manyakça bir şey değil mi bu? Valla düşünce şöyle bir şey yani tamamıyla hani kulvarların farklı olduğu bir yerde insanlar birbirleriyle bir hani iletişime giriyor vesaire bir arkadaşlık dostluk kuruluyor. Abi. Devamında getirdiğin zaman zaten önemli olan böyle şeylerin devamını getirebilmek. Aynen ya. Yani ne çıkacağım belli olmuyor Aynen onu da uygulayabiliyorsan ne mutlu yani öyle söyleyeyim. Yani bize o toplantının en büyük yararı bu olmuştur. ya. Aynen öyle. Ay güzel oldu yani. Şimdi abi senin yükün mü hafif ya? Ben sana niye yetişemiyorum abi? Şu an Şimdi şöyle bir köpüyorum. şey var. Ya ben de şimdi hani bildiğin gibi tecrübe olduğu için
Evet abi doğru. Rampada mampada şimdi vites olaylarını falan biliyorum. Gerçi senin Yok aga araç... ben ağırlıyorum şimdi yavaşladım. Bak Tamam. rampada gaz kesiyorum senin için. Bak kimse Ha. için yapmam bunu. Tamam abi. Buyur aga sen al önü. Hadi. Yetiştim. Hadi görüşürüz. Adamı hız kestirdim geçti be. Allah'ım ya. Bak normalde bak ben Mercedes'e falan yol vermem. Abi yeni başladım ben Teşekkür ederim. ETS'ye ya. O yüzden alabileceğim en Yok bayağı iyisin aga hani böyle kar havalarda falan bir özgüven var yani gidiyorsun yolda. Abi biz biliyorsun hani tır mır fark etmez diyor. İki teker, sekiz teker, on teker. Değil mi? Ruhumuzda var. Ya şimdi ben şeyden bahsedeyim biraz ya. Buyur aga. Ben bu işleri niye bıraktım? Niye motovlog yapmıyorum artık? Hah işte bak o çok iyi olur. Onları Abi ben de merak ediyorum çünkü açıkçası. yani videoda da biraz bahsettim ama motovlog işi sıkıntılı bir iş ya. Yani meşakkatli bir iş ya. Çok vakit ayırman lazım. Ve bir anda böyle çıktık. Bir anda böyle herkes motovlogçu oldu. Çok çabuk tükettiğimizi düşünüyorum ben. Evet. Çekecek video kalmadı. Yani ne çeksen illaki başka biri çekmiş oluyor. Yani Ya açıkçası şöyle bir şey de eklemek istiyorum lafını kestim söyle kusura söyle. bakma. Yok yok estağfurullah. Şimdi genel olarak çünkü YouTube'un içeriklerine baktığın zaman herkes birbirine aynı şeyleri yapmak zorunda kalıyor. Biraz böyle hani farklılıklar eklemek gerekiyor olaylara. Evet. Şimdi bir anda patlayıp bir anda körelen bir şey oldu aslında motorlu biraz. Aynen öyle abi ya. Yani şimdi trafikte yaşananlar videosu çekiyoruz. O bile diğer kanalla aynı. Yani oradan biri önünü kesiyor, biri işte korna çalıyor, biri küfrediyor, bilmem ne falan filan. Yani millet diyor ki ya ne var bunda? Bunda bir şey yok. Evet. Ya halbuki sen o an heyecanlanmışsın, sen o an bir şey yaşamışsın, onu paylaşıyorsun kanalda ama işte çok fazla olduğu için böyle şeyler, hani izleyiciye artık bu ne dedirtiyor ya, ne var ki bunda farklı? O yüzden artık ben de zaten bir 5 ay kadar oldu video atmayalı. Ve benim içimden artık hani bir şeyler çekip onu paylaşmak gelmiyor. Hatta bak şu an elimde şeyler vardı. Gerçi yalan söylemeyeyim. Geçen gün sildim onları da. Yazın ben bir şeye gittim. Fethiye'ye gittim motorla. Evet. Bayağı bir çekim yaptım. Bayağı bir kayıt aldım. Ama oturup onun başına ya inan renderlayasım gelmiyor ya. Hiç içimden gelmiyor yani. Biraz motovlogdan soğudun gibi. Aynen abi ya. Yani sıkıntılı o iş sıkıntılı. Şimdi bayağıdır hayalini kurdum. Almayı düşündüğüm bilgisayara işte sonunda çok şükür kavuştum. Allah hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Dedim ki abi yaparken keyif aldığım, çekerken keyif aldığım şeyleri yapmam lazım benim dedim yani. Herkes için öyle. Şimdi Evet. YouTube biliyorsun hani kişisel şeylerini paylaştığınız zaman YouTube yani. Yoksa bir numarası yok. O yüzden ben de dedim ki içimden ne geliyorsa, neyden keyif alıyorsam onu çekip yayınlamam lazım. Bu iş, YouTube işlerini de seviyorum aslında. Bak işte Kendinden bir parça koyman gerekiyor. Yani yaptığın işi seviyorsan yapacaksın zaten. aynen öyle. Kendinden de bir parça koyduğun zaman ben her şeyin güzel, daha da güzel olacağına inanıyorum yani öyle söyleyeyim Bir de sana. bu YouTube işleri güzel şeyler ya. Bak senin en son videonda sen lastik değiştiriyorsun, yanına biri geliyor abi. Tanımıyorsun adamı. Ama sana selam veriyor. Zeki abi hoş geldin. Zart zurt sarılıyorsun, öpüşüyorsun. Yani ne kadar güzel şeyler bunlar. Ya Yani insanlarla sosyalleşiyorsun, tanışıyorsun. Benim insan bir garip oluyor aslında yani hani böyle bir şey. Şimdi tanımadığın bir insan geliyor hani selam veriyor ilk başta bir afallıyorsun hani ne oluyor diye. Ve sonradan olayın farkına varıyorsun. İzliyoruz, takip ediyoruz deyince Aynen ya. yaşadıklarımız şöyle bir şey söyleyeyim sana. Çok güzel. Hani insanı gerçekten motive eden şeyler. Sağ olsunlar kardeşlerimiz de yalnız Aynen. bırak geliyorlar selamlarını veriyorlar. Ya mesela ben de şey düşünüyorum ileride. Steam'den dedim ki arkadaşlara hani varsa Steam hesabınız olan kullanan ekleyin beni. Ben mesela atıyorum Counter'a mı girip oynayacağım? Ya yazacağım oradan. İşte Counter'a giriyorum. Var mı gelecek olan?
beraber oyun oynayacağız ya. Hani ne kadar keyifli. Vallahi. Böyle şeyler var planı. Bakalım. Ve dediğim gibi arkadaşlara hani ben öyle günde size 2 tane video atacağım. Haftada işte 100 tane video atacağım falan gibi bir iddiam da yok. Zaten çalışan insanım. Hani tek işim YouTube değil. Evet. Abi ben ne zaman oturup bilgisayarın başında bir şeyler oynarsam işte kaydedeceğim iyi kötü. Onu paylaşacağım yani. Haftada 1 video olur, 2 video olur. Fırsatım olur 5 video atarım. Bazen hiç atmam. Hani o tarz şeyler de olacak. Ama tek istediğim fark olarak diğer arkadaşlardan ben nasıl oynuyorsam grafik kalitesi bakımından hani o şekilde çekip 1080p 60 fps falan filan onun gibi o şekilde YouTube'a atmaya çalışacağım ki en azından görüntü kalitesi böyle göze görülür. Aynen güzel bir şey çıksın ortaya. Amacım o. İnşallah güzel de olur abi yani. İnşallah abi. Bakalım. Güzel şeyler düşünüyorum. Abi ya, bu... Fena da iyisin yani ha. Tırda. Tırda abi ETS'yi ben çok uzun zamandır oynuyorum. Aga yani, ne zamandan beri mesela hani bu çocukla inebilir miyiz mesela? Abi çocukla inersek var ya bak. Abi ilk bilgisayarımı ben babam sünnetimde aldı. Ayıptır söylemesi. Ya canım da erkek biraz, erkeğe muhabbet ediyor. Biraz... ya herkes Türkçe. Biraz Allah 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 takla atıyordum dur. Abi çok kaymıştır o. Çok gaza, çok gaza geldim. Biraz geç sünnet oldum. 98 yılıydı. İlk bilgisayarım alındığında hatta bak var ya sana söyleyeyim özellikleri bile aklımda şu an gülersin. 2 GB hard diski vardı. Oo, 2 GB. Dönemin en hızlısı. 2 GB hard diski. Sen ne yüklersin abi? Ondan sonra 16 MB RAM'i vardı. Oo. İşlemcisini hatırlamıyorum. Vestel Asteo'ydu. Vestel abi, marka. Bir şey söyleyeyim mi? Benim de ilk bilgisayarım Vestel'di biliyor hadi musun? Hadi ya. Eğer o dönemse demek ki bir tek Vestel mi vardı acaba? Için büyük ihtimalle o ara Vestel herhalde belediye şey. Aynen abi dağıtıyorlardı. Yanında bir de şey vardı onun. Bisiklet. Bisiklet 18 vites bisiklet hediyesi vardı. Hala bisiklet Bodrum'da durur. Ne hale ya? Geldi bilmiyorum ama. Vallahi acayip. Biz o kampanyayı kaçırmışız. Abi. Ya da vermediler mi acaba sana bisiklet? Bilmiyorum abi bisiklet ayrı şey yaptı. Sen onu bir Uğur'a sor. Ondan sonra zaten bayağı hayatımda yer etti bilgisayar. Yani bu kaçıncı bilgisayarım hiç hatırlamıyorum yani. Annem falan annem falan çok soymuşumdur yani bilgisayar konusunda. Annem şey yapardı, paralı gün falan yaparlardı böyle o zamanlar. Günleri olurdu. Mesela bizde oluyordu hangimizin gün. Hangimizin annesinin olmadı ha, ki öyle. Olmadı. Ah, abi falan. Ne geliyorsa ne geliyorsa toplardım. Zaten yılda bir iki kere olurdu öyle bir şey. Bir bakardım işte altın, maltın bilmem ne toplarlardı. Hemen alırdım elimden götürürdüm bilgisayara yatırırdım. Annem hala anlatır bir zevkle sağ olsun. Söver, söver gözlerle aldığım bütün paralarımı da. Şimdi hanımla kavuşuyorum. Hanım biraz bu oyun muhabbetlerine şey. Ben şöyle geçeyim ama. Abi dur geliyorum aman aman. Oyun muhabbetlerini, bilgisayar muhabbetlerini biraz kıldır kendisi. Onunla biraz atışıyoruz bakalım. Ya zaten bu YouTube evli insan işi değil ya. Siz bırakın işte. Ya da abi onunla beraber çekeceksin ya. Onu alıştıracaksın. Onunla beraber oynayacaksın da o da benim hanım için biraz zor bir ihtimal ya. Yok hiç alakası yok ya. Hiç bir ilgisi alakası şey yok. Merakı da yok. Şey yüzden... gibi hani mesela doğum gününde mesela PlayStation al filan. Hani kendine mi alıyorsun onu? Aynen abi kafamda kırar ya benim. İşte böyle şey yapıyorum abi, onu uyutuyorum. Geliyorum, oturuyorum bilgisayarın başına. Kaçak göçek işte. Aynen öyle. Abi sen ne yapıyorsun ya? Kanalında var mı planın, programın, abi, ileride şunları yaparım dediğin, hayalin? Valla ben zaten hayalini kurduğum mesleğin içindeyim. Öyle söyleyeyim yani. Hani benim gerçekten çocukluktan beri, hani ben ETS'den olaya girmem gerekirse benim, şöyle söyleyeyim. Ezelinden beri zaten hani bu oyun hani çıktığından beri oynarım.
Hep de tırcı olma hayalim vardı benim. Hani böyle kamyoncu, tırcı falan, hani şu tırı kullanırım, ederim diye. Tabii o zamanlar şey olarak düşünürdük, hani lan olur mu, olmaz mı? Nasip oldu, oldu. Geçtik direksiyonuna, oturduk. Yani oyundan gerçek hayata aktardım yani ben bu hayalimi. Çok iyi. Kanalla ilgili olaya da şöyle gireyim. Bloğa başlama olayım. Genel olarak hani aracın içindeki can sıkıntısı, bir de Türkiye'deki bu eksiklikten dolayı, yani YouTube'daki bu eksiklikten dolayı ben başladım. Kanal güzel de gidiyor. Birkaç sorun yaşadık ama devamında toparladık yeniden. Değişik projelerim var. Araç inceleme vesaire. Hani ikinci el araçları, daha doğrusu inceleme, değişik turları tanıtma gibi projelerim, düşüncelerim var. Şimdilik de iyi gidiyoruz. Bakalım, değişik değişik şeyler de yapmayı planlıyoruz yani. Bizim olayımız bu. Gidiyoruz, çekiyoruz, yayınlıyoruz. Abi çok iyi ya. Ben ilk bu işe başladığını duyunca, görünce abi çok hoşuma gitti ya. Hiç böyle hiç beklemezdim. Ben seni zaten bir bayağı bir koptuk. Sen Samsun'a falan gittin. Bir şeyler oldu. Aynen. Bayağı uzun süre Abi kaldı. tır deyince adam tırcı olmuş. Bir şaşırdım. Adamla biz motor kullanırken adam tıra Beraber geçti. motor sürerken yani bir tekerden adam tam. Aynen. Bir şaşırdım. Zaten tır hani videolarını falan izleyince abi dedim ne kadar güzel bir şey bu ya. Hani hiç YouTube'da falan böyle bir şey görmedim. Olduğunu da bilmiyorum. Dedim ne kadar mantıklı ya. Eyvallah abi. Vallahi zaten aldın yürüdün yani. Kaç ayda 10.000 aboneye ulaştın ki 3. kanalın da tekrar 10.000'e ulaştın. Aga şöyle bir şey artık bizim Fatih abi var, Aziz var, biliyorsundur hani Aziz otomobil Evet inceletiyor. Fatih abi Amerika'da, o da Türk Trucker. evet. İzleyenler de bilir şeyi. Artık onlara üçüncü tur bildiriyorum. Vallahi. Ben de aramızda hani muhabbetimiz oluyoruz yani, sağ olsunlar hani böyle takılıyoruz. Hani geldim geçtim yeniden falan dedim üçüncü turda. Bayağı bir bakara muhabbet yapıyoruz ya. İnsanlar sevdi, sağ olsunlar hani kendilerine yakın gördüler. Ben de hani neyse, nasılsa, hani nasıl davranıyorsam o şekilde yayınları yapmaya başladım. Bu da sevildi. O şekilde de devam edeceğiz Vallahi inşallah. zor iş yani. Hem 10.000 abone zor, hem hani üçüncü kez tekrar kanalına çağırabilmek, onları tekrar bulabilmek Yani ilk zor kanal yani. kapandığında aga 27, yani 30K diyeyim ben, yani 27K'ydı. Yani ben onu zaten kendim kapattım. Neyse hani o Aha. mevzular var kanalda, hani onlara girmeye gerek yok. Anladım. İkinci kanalı açtım bu sefer, hani diğer eski kanalın videolarını yükledim diye kapandı. Açıkçası bir hevesim kaçtı ilk başlarda ama sonradan dedim ki ha, hani insanlar da istiyor. Sağ olsunlar, çok destek mesajı da aldım. Tekrar yeniden başladım diyeyim. Vallahi iyi yaptın ya. Eyvallah. Olacak abi bunlar, olacak yani. Kanallar kapanacak. Bilmem neler olacak yani. Ya YouTube'un attığı kazıkları gördükten sonra hani insan bir soğuyor ama sonrasında da dediğim gibi bir güzel insanlar olduğu için Evet. diyorsun ki hiç, yani bir hevesin kaçıyor açıkçası, soğuyorsun ama sonradan diyorsun ki ha tamam, yeniden ısınayım ben bu işe, başlayayım. Bir gazdan tekrardan girdim. İyi de oldu yani benim için. Aynen abi. Aga şeyi sorayım ben sana, hani genel olarak oyun düşüncelerin neler? Hani her oyunu oynarım mı, yoksa hani şu oyun bu oyun, hani oyunlardan girmek gerekirse Abi, ya. yani aslında bu zamana kadar her oyunu oynamışımdır. Her tarzda oyun oynamışımdır. Hani hiç, ama şöyle söyleyeyim, hiçbir oyunda da tam pro değilim yani. Hiçbir oyunda da böyle uzmanlaşmış bir oyunum yok mesela. Hani her oyuna girip keyif alan bir adamım yani. Şimdi burada da öyle olacak. Yani Counter'da oynayacağım, ne bileyim. Senaryolu oyunlar da oynayacağım. Hikayeli. Bak bu çok iyi. Aga Çünkü şeyi merak ediyorum. Sistemi biraz anlatır mısın? Hani abi kurduğun sistemle alakalı. Bir kurdum. de sen şu an en full'de oynuyorsun değil mi özellikle? Aynen abi. Yani zaten Yani bak bu çok önemli. amacım oydu. Ben baya bir sene falan uğraştım yani bu bilgisayarı toplayabilmek için.
Allah 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 Allah. Abi taklaya geldim dur abi. Hızlı girdin ama. Bir şey abi sen... çok keskinmiş ya ben bunu kestiremedim. Ben geçeyim. Ben şimdi Allah. Bak haritaya bakıyorum tamam mı navigasyona. Keskin viraj var. Neyse ben saatimi geliverdim. Retarderi çektim tamam mı? İnce ince diyorum. Hani yavaşlatayım. Sana bir baktım. Abi ben... Arkadan çok hoştu yalnız böyle dorsenin yükselişi falan. Ama var ya. Yani tam zamanında girdin aga konuya ya. Ya ben bir şey düşünüyorum tam ne diyeceğim diyorum. Hiç haberim yok şeyden. Virajdan. Ey Allah'ım neyse. Olsun olsun. Çok neyse iyi, bakayım çok dorseye tamam. Zarar geldi mi ya? Bakayım ay %1. Neyse o kadar olacak. Sen olacağım. O kazadan %1 ile kurtulduysan helal evet. Olsun. Vallahi kurtardım ama şey bariyere vurmadım. Çimlere çıktım. Neyse. Abi en önemli şey zaten 1070 aldım. Hani bilmiyorum çok param var mı ekran kartlarıyla falan filan. Bir şey söyleyeyim mi? Takip hani eder o, misin? O şey gibi ben. Bana çok uzak. Anladım şey, abi. Birimler yani şu an öyle söyleyeyim. Piyasada Titanix diye bir kart var ama o çok hani bana şöyle söyleyebilirsin yani bu işin Ferrarisidir. Gibidir abi. Işte. Yani gibi. Bunun üstünde 1080 var zaten piyasada en yüksek ekran kartı. Bu da 1070 yani bu çok da arasında bir fark yok diyebilirim sana. Şu an itibariyle şeyde oyunlarda hani piyasadaki bütün oyunlarda ultra ayarlarda oynatabilen bir ekran kartı öyle söyleyeyim yani. Oo çok iyi abi. Gerçekten çok. Abi laptop vardı işte bunu almadan önce. İşte hata yaptım gittim laptop aldım. Steam'de bir sürü oyun var. Ve inanır mısın? Şey alacağım diye. Bu arada ben gene yardırdım gidiyorum ya. Bilgisayar alacağım diye hiçbirini yükleyemiyorum abi bilgisayara. Ya elim gitmiyor yükleyip oynamaya. Ya diyorum ki bilgisayar alınca oynayayım. Bilgisayar alınca oynayayım. Oynamak var bir de aynen kasarak abi ya. Hadi şey ya yaparak ya. Oynamak var. Sen de haklısın ya dediğin gibi. Laptopta ya bir oyuncuysan abi laptopta sıkıntı ya. Yani yüklemedim oyunları ya. Şimdi o kadar böyle heyecanla oyunları oynamak için sabırsızlanıyorum ki. Şimdi inşallah artık başladık oynamaya. Bakalım ne olacak. İnşallah daha da güzel olacak yani abi. İnşallah. İnancım tam açıkçası. İnşallah. Bu arada 17 kilometre kaldı. Geldik ya. Geldik mi? Aga ne ara bitti ya. Valla o kadar güzel geldi ki. Uzundu yani. Sohbet muhabbet. Bayağı yemiş. Bak yemin ediyorum sana şunu söyleyeyim. Yani açık söylüyorum. Hani kendim bazen giriyorum hani bir sefer böyle atayım hani keyfi oynayayım diyorum. Aga yol bitmiyor. Yok. Ama şu multiplayer'da bak sohbetli hani gırgır şamatalı. Ben aynen. Yolum ne zaman ben yani diyorum ki herhalde bir bu kadar daha var şu an. Yani 3 kilometre falan kalmış görünüyor. Evet evet geldik. Aynen. Ya bak ben tek başıma oynarken bilmiyorum ya birçok kişinin başına geliyordur diye düşünüyorum. Uyuyorum abi. Uyuyorum ya direksiyon başında. Kaç kere öyle kaza yaptım sen biliyor musun? Bir baktım şarampole yuvarlanmış. Kafam düşmüş. Aga o uyku problemi sıkıntılı ya. Hele böyle abi, oyunda bile olsa sıkıntılı ya. Bu tarz oyunlarda mutlaka yanında biri olacak ya. O zaman keyfi bir başka oluyor. Şu an gerçekten çok keyif aldım. Aynen. İşte zaten benim amacım da bu. Diğer oyunlarda da aynı şekilde. Dostlarla böyle denk gelen arkadaşlarla oynayalım tanışalım istiyorum ya. Yani. Vallahi açıkçası ara ara sürelim aga. Hani vallahi bence de yani. Abi bir kırmızıya da denk geldik. Sıkıntı yok. Benim en nefret ettiğim olay bak gerçekten şu kırmızı ışıklar. Ve şöyle bir durum var. Tırların kırmızı ışıkta durup kalkması demek yani o kadar meşakkatli bir şey ki hani kazandığın hızı tekrar kazanmak için evet. Yaklaşık 1,5-2 kilometre gitmen gerekiyor yani belki daha fazla yüklüyken o yüzden sevmiyorum yani kırmızı oyunda bile olsa kırmızı ışıkları sevmiyorum. Aman abi sen gene hani dikkat et de gene sevme yani.
Ya mecburen duruyoruz ama işte Evet. şey diyor. Senin Dorse nereydi? Bırakacağın yer. Ha, ben buradan sağa döneceğim abi. Doğru. Bak Bak ben de aynı yere diyorum, ben de gitmiyoruz, değil mi? Euroblitz neydi, benim İngilizce biraz İngilizce olduğu için güzel ama İngilizce Aynen, benim de öyle, olduğunda. fark yok. Ben nereye gidiyorum? Ben gene... Benimki burası acı. Ben buraya bırakıyorum Sen Dorse'yi. gireceğim, benim de yan taraf. Sıkıntı yok. Tamam. Ya da neyse ya, dur ben de geleyim. Dur, ayrı gayrı olmasın, dur. Videoyu bitirelim, ben bırakırım. Sıkıntı yok. Hop. Hop, ne yapıyorsun? Dur. Dur, ne yaptın? Adam önümü Keşke kesti. giremem, sen keşke kayıt çekmesin. Neyse, Bak tamam. bak bak, ETS'de süremedi falan. Ha, gerçi dur bakayım. Sen şurayı mı park edeceksin? Hadi bir park et bakalım. Bak Bakalım biliyor musun? sen bana bir izin ver, ben kayıt edeceğim. Abi içimden geçersin, sıkıntı yok. Ha, öyle diyorsun. Burası güvenli bölge. Canım sıkmak oldu. Adam yanaşıyor ya. Bak, yanaşamadı. Yok yok, geri alacağım. Dur dur, gömeceğim abi, yok. Göbesim Oo, var. yakaladım ya diyorsun. Tır şoförü yakalamışım ya. Fark edeceğin yeri de göremiyorum ki. Bende gözükmüyor ya. Ya direksiyon seti olsa neyse de böyle ışlarla filan. He. Tabii. Anladım abi, ondandır. Oo, güzel. Az dedim Harika. ya, bir sakın olsun. Tamamdır abi. Ya bir şey Abi söyleyeyim mi? söyle. Gerçek hayatta fark etmek gerçekten daha kolay. Abi Bak samimi söylüyorum sana. aynen öyle. Bir de klavyeyle oynayınca dediğim gibi anlayamıyorsun. Ya adam şaka maka park edemedi ya. Abi görüyorsunuz değil mi? Park edemedi. Adam park edemedi ya. Harbi de diyor ki, bak videosunu bir de diyor ki, kalkmış. İşte yok, ben çok ETS oynadığım için park edebiliyorum falan. Ya bırak Allah'ını seversen, Yok ETS de yok, park sen edemiyorsun. ya şu yeşil ışık yanmayacak Tamam. diye çok korktum biliyor musun? Abi helal olsun. Gel bir de seni izleyelim, gel. Ya Ya bir ya saniye, sana Börüş şunu ya. göster diyorum, devam et diyorum. Geliyorum. Abi bak şimdi biz, ya bak biz öyle, biz şeyle falan uğraşmayız. Dur bakayım. Gel aga gel, bekliyorum ya. Allah, dur, vitese takamadım, dur. Dur. Geçen bizim ekiple sürüyoruz. Sağ olsunlar, davet ettiler. Sen çıkamadın herhalde oradan. Geldim geldim. Abi yüküm ağır. 20 ton elma çekiyorum ya. Diyorsun. E? Biz ekiple sürüyoruz işte. Bu sağ olsunlar. Davet ettiler, abi gel sürelim. Sürelim. Kaza yaptım. Kullanamadım diye. Abi. Buyur aga, seni istiyorum. Şimdi dur abi şuradan. Aa, yanlış Heh. yere döndüm. Neyse ya, dur. Dur, imkansızı başaracağım, dur. İmkansız. İzlemem lazım. Bak. Şu soldakinin soldakinin yanına park edeceğim. Yok acı, çok kesin. Aa, orada bir tane daha var mıymış? Bak, ben Ne o küçük varmış? küçük dorsayı görmedim. Allah. Sen oraya gidiyorsun. Evet abi. Abi helal olsun. Adam koydu Abi biz... dorsiyi. Dur bakalım, dur. Oğlum giremedim lan. Girdin girdin. Dur, girdim de. Ha, tamam, oldu. Oldu hacı. Hallettik. Ha, bir kere de Abi. girdim ya. Vallahi helal olsun. Adam tek seferde girdi. Bu adam ne tırcı ne kamyoncu. Abi bize tekerlek olsun ya.
Neyse kardeşim. Vallahi ben çok keyif aldım. Hani ara ara müsait olursan, Antalya'da olursan, evde olursan inşallah. Vallahi ben yapalım böyle. Dediğim gibi ne ara yol ne ara geldik, Dorsey'i fark ettik anlamadım bile. Çok teşekkür vallahi ederim sana. Abi ben teşekkür ederim. Ne demek? Ya ilk videoma konuk oldun. Benim için onurdur yani. Valla ne zaman çağırırsan gelirim. Hatta tamam abi. Ben sana derim hadi sürmüyor muyuz? Seve seve abi. O zaman kapatıyorum. Hadi abi buyur. Abi kendine iyi bak. Oyuncandırdan bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.